Ön taraf ekip. Aşağıda bir kaç tane var yani. Fotoğraf çekildi mi hocam? Toplu fotoğraf alabildiniz mi? Görüntü alabildiniz mi toplu? Bunu yapmayalım ya artık. Herkese yaptık herhalde, yapmayın. Anda kalmaktan kastımız şu sözü çok severim. Yani hayat geçmişle gelecek arasında açmış bir çiçektir. Ve gidip herhangi bir fast food bir yerde karnımızı doyurabiliriz. Bir hamburgerle, bir dürümle karnımızı doyurabiliriz. Yoksa kazanmış mı olmak lazım? Yani modern yaşam işte hızlı yaşar. Bir kokusunu alıp ondan sonra şöyle bir dudağımıza bir değdirip bir tadını almaya çalışırız. Ana odaklanamayan bir insan. Ya geçmişte ya gelecekte yaşayan bir insan. Hiçbir zaman ana odaklanamaz ve hiçbir zaman ihtiyacımız olan biraz daha yavaşlayabilmemiz, biraz daha anda kalabilmemiz lazım. Yani her şeyimizi hızlı yapıyoruz. Her kendimize ne kadar zaman ayırıyoruz? Orası tartışılır. Hızlandı, ruhumuz geride kaldı. Ruhumuzun gelip bize yetişmesini bekliyoruz derler. İki yıldır Yozgat'tayım ve iki yıldır Yozgat'ta ekoterapi faaliyetinin bugün beşincisini Gelin Kayası ve Cehrilik Lalesi güzergahında düzenledik. Meslek hayatım boyunca hep şunu gördüm. İnsanlar doğadan koptukça bir takım psikolojik problemler yaşama ihtimalleri artıyor. Depresyon, anksiyete başta olmak üzere. Freud bu noktada şöyle bir söylemi var. İnsan doğadan koptuğu anda nevrozu başlar diyor. Nevroz başlar diyor. Amacımız aslında insanları doğayla bütünleştirip iki eski dost olan insan ve doğayı bir araya getirip insanlarda hem doğa farkındalığı yaratmak, hem ilimizin güzelliklerini insanlara tanıtmak, hem de burada bir doğayla terapiyi birleştirip ekoterapi etkinliği yapmak. Amacımız insanların anda kalmasını, duygularına odaklanabilmesini sağlamak. Modern yaşamın insanlarda yaratmış olduğu dikkat dağınıklığı gibi bir takım problemlerin de üstesinde gelebilmek. Bu amaçla bugün burada beşincisini düzenledik. Teşekkür ederim. İnsanların geri dönüşü nasıl olacak? İnsanlar çok yoğun bir talep arasında. Yani ben bugün burada sayıyı 40 ile sabitledim ama 50'nin üzerinde bir talep oldu. Öyle olunca gruba hakim olabilmek adına bir kısım arkadaşlarımızı bir sonraki faaliyete bırakmak zorunda kaldık. Aslında duyuruldukça çok fazla bir talebin olduğunu, hatta bir bunun kulübünün kurulmasına yönelik de çok fazla talep alıyorum. Yani Yozgatlılar, ben buralı değilim. Yozgatlılar bu noktada öncülük ederse belki bununla ilgili bir kulüp de kurulup Yozgat'ın güzellikleri insanlara daha fazla tanıtılabilir. Yine devam edecek mi ilerlenelim? Tabii her ay elimizden geldiğince bir tane yapmaya çalışıyorum ben. İşlerin yoğunluğuna göre bir tane yapmaya çalışacağım. Devamı gelecek aynı şekilde. Yozgat'a çok yeni geldim aslında. Henüz 2 ay oldu. Ama Yozgat'ı ve çevresini tanımak için oldukça hevesliydim. Bu terapi grubunu buldum. Bu ilk defa onlara katılışım. Nasıl katkılar sağladı? Bence harika. Çünkü böyle doğayla baş başa, doğanın sesini duyarak, hocamızın tavsiyelerini dinleyerek çok iyi geldi. İlerleyen dönemlerde böyle katılmayı düşünüyorsunuz herhalde? Kesinlikle, kesinlikle. Olduğu müddetçe katılmayı düşünüyorum. Hem Yozgat'ın çevresindeki güzellikleri görmek, hem ruhumuza katkıda bulunmak bence çok güzeldi. Dörtlüsünü tamamlayabilmemiz lazım. Bunu tamamlayabildiğimizde biz gerçek anlamda insan olmuş oluyoruz aslında. Yani ben...